Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mürselin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz muhlisler, bugünkü sohbetimizde İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhinin fiqhları doğrusu gəpirişliyini ixtiyar etdik. Ebu Hanife, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali ve Abdullah ibn Mes'ud ve Abdullah ibn Ömer ve başka uluğ sahabelerge, ularının ilmige, mirasxor bo'lgan 4000 ga yaqin shayxdan ilm olganlar. Xossatan Kufada yashagan tabi'i va tabi'a tabi'ilardan ilm hosil qilganlar. U kishining katta shayxlari Hammod bin Abu Sulaymon rahmatullohi alayh bo'ladilar. Abu Hanifa u kishidan uzluksiz 18 yil ilm oldilar. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh fiqhi meselelerini tertibge salıp onlarını kitap şekliğe getirgen birinci zat buladılar. Bu kişinin etken meselelerini köpünce Ebu Yusuf asasen ve son başka şagirdleri yazıp bargenler. Etken meselelerinin adadı 500 minge yetti. Fiqhdagi bu yangi uslubni barcha muhaddislar va faqihlar tan olganlar. İmam-ı Azam rahmatullahi alayhidan 730 nafar yetuk shogirdlar chiqib, kelajakda o'z yurtlariga ana shu İmam-ı Azamning fiqhlarini tarqatishlik bilan Şəriət-i İslamiyyəyə xizmət qılıb ötdülər. Büyük faqihlərdən Məkkədə yaşayan Ali bin Sultan Muhammed Al-Qari rahmatullahi aleyh 1014-cü ildə vafat etkənlər. Bu kişinin aytdığı sözləri var. 11-ci əsrə gəlib, 11-ci əsrdə yeryüzü müsəlmanlarının 3'ten 2 kısmı İmam-ı Azam mezhebide idiler degen sözleri var. Ve hazır hem müşahede kıladiyem olsak, yaxşı tatqiq kıladiyem olsak, yeryüzü mu'min Müslümanların yarmadan köp kısmı aynen ana şu mezheb raviyyasında amel kıladılar ve ibadetlere de qaim buladılar. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhinin fiqhdagi usulleri. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh intiqa deb nomlangan kitobda shunday so'zlar var. Men hukmni Alloh taolaning kitobidan olaman. Agar Alloh taolaning kitobidan topa olmasam, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan olaman. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan ham topa olmasam, sahobalarning so'zlaridan tanlab olaman va ularning so'zlaridan chiqmayman. Agar ish Ibrohim Naxai va Ibn Sirin va Sha'bi va Hasan al-Basri va Ato ibn Abi Rabah va Sa'id ibn al-Musayyib larga borsa, ular fiqhda ijtihod qilgan ulug' zotlardir. Men ham ijtihod qilaman dedilar. Ya'ni ular kabi ular qanday ijtihod qilgan bo'lsalar, men ham ana shunday ijtihod qilaman dedilar. Haqiqatda Imom Azam rahmatullohi alayh buyuk mujtahid darajasiga yetgan zot edilar. Demak, bu so'zlardan ko'rinadiki, Imom Azam fiqhda aytgan masalalari, hukmlari aynan Qur'oni Karimdan olingan. Qur'oni Karimdan topolmasalar hadisdan oldim, sunnatdan oldim dedilar. Undan topolmasam sahoba-i kiromlarni
sözlerden algenmen dediler. Ve onda hem bu mesela kıyas kırganları ve iştihat kırganları malum oladı. O kişinin fiqhdagi usulleri asasen ana şundan ibaret edi. Demek birinci, hukum aladigan bolsalar, mesele etedigen bolsalar, hukumunu Kur'an-ı Kerim'den çıxarıp alışlıkke hareket kılar ediler. Kur'an-ı Kerim Allah Ta'ala'nın kitabıdır. Onun her bir harfi de hiç kendi şek şüphe yok, ilahi kitabdır. Kur'an-ı Kerim'nin ayetleri mutavatır haberler bilen sabit bo'lgandir. Mutavatır haber degeni, o şey isnadda, yani raviler tabakasında katta cemaat rivayet kıladı, ulardan yana bir cemaat rivayet kıladı, ta yetib kelgunça, yani şu mutavatır yol bilen yetib kelgan haberler deyiladi. Bunga misallar, yani şu Kur'an-ı Kerim'ni yetib kelishi, nakil bo'lishi, namazlarning rakaatları ve zakatını miqdorlari mana shunga dalil hujjat bo'ladi. Bu kabi işler, hukumlar hammasi mutavatir haberler bilen sabit bo'lgan. İkinci haberni ahad haber deyiladi. Ahad haberde ana shu ravilerini tabaqalarida bitta odam rivoyat qo'ygan holati bo'ladi. Ana shu bitta odam jamoatdan rivoyat qiladi yoki jamoat bitta odamdan rivoyat qilib qo'ygan holati bo'ladi. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh usullerde yani şu ahad yol bilen kelgen haber bilen Kur'an-ı Kerim'in hükmünü nesih kılmagenler. Kur'an-ı Kerim'in hükmünü bekar kılmagenler. Bugün bir sal getirdiğim bu sek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ubadetü ibn-i Samit radıyallahu anhu rivayet kılgen hadis-i şerifler. Resulullah dediler, La salate limen lem yekra bi fatihatil kitabı. Bu, muttafakun aleyh hadislerden hesablanadı. Ve şu bilen birge, ahad hadis hesablanadı. Bu hadisinin mazmunu, kim namazda fatihatil kitab, yani elhamdülillahi rabbil alemin ayet-i kerimesi bilen başlanadigen Fatiha suresini, namazını rakatları da okuması, onun namazı namaz emas degan mazmunda. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh bu meselede Kur'an-ı Kerim'ni Muzzemmil suresinin 20. ayetini hüccet kıladılar. Fakra'u ma teyessara minel Kur'an. Sizge Kur'an'dan müyesser bolganını kıraat kılın degan ayet-i kerimeni bu meselede hüccet kıladılar. Ve hüküm çıkardılar, hüküm ne ettiler ki, demek namazda Fatiha suresini okuş farz derecesi de emez. Bilgen suresini, bilgen ayetini okusa namazı namaz buladı, namazı rava buladı. Degen mazmundagi ayet-i kerimeni hüccet kıladılar. Ahad hadis bilen ayet-i kerimeni nasıl kıladigen bolsalar, Bazı ulamalar aytganlari de, demek her rekatda Fatiha okumasa namazı namaz bu miydi degan hüküm çıkadı. Lekin İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh başka sureni başka ayetini okusa hem buladı. Deyişlik bilen, deyip hüküm çıkarışlik bilen bir katarda ana şu aytilgan hadis-i şerifke hem amel kılıp koyganlar. O hadis-i şerifke amel kılganları şu derecede buldu ki, namazdagi kıraatta Fatiha suresini okuş vacib dediler. Farz emez, başka ayet, başka sureni okup koysa namazı namaz, namazı rava. Lekin Fatiha suresini okusa vacib boladı. Vacib hem cayi keledi. Eğer Fatiha suresini okumasa terki vacib kılgen boladı. Terki vaciblik bilen lekin namazı rava boladı. Deyip hükümünü ayet edilir. Şunda hem ayetke amel bolu yaptı. Ham hadisga amal bo'lyapti. Ana shu hadis sharifni ta'vilida yana bir so'zni aytganlar. Bu yerda la salata namozi namoz emas degani la salata kamilatan deb tushunamiz dedilar. Ya'ni Fatiha surasini qiroatga o'qimasa namozi komil bo'lmaydi. Namozi mukammal bo'lmaydi degan ma'noga hadis sharifni ta'vil qildilar. Bu ko'rinishdagi hadisler Peygamberimiz Aleyhisselam'dan köple varit bulgen,
İncil'in yana bir hadislerini getirelim olsak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Sizlerden bir ortengiz. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birodariga ham yaxshi ko'rmagunicha mu'min bo'lmaydi degan hadislarida o'ziga ravo ko'rgan narsani boshqaga ravo ko'rmagan odam mu'min bo'lmay qoladi degan ma'no chiqadi to'g'ridan to'g'ri. Ana shu hadis ham mu'min bo'lmaydi degani mu'mini komil bo'lmaydi degan ma'noda. Deb Imom Azam rahmatullohi alayh hujjatlarni ana shunday bir-birlariga jam qiladilar. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhini fiqh usulüde ikinci hüccet aladigen manbaları sünnet-i şerif hesablengen. Sünnet ne mi? Sünnet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır bolgen fiil ve kavl ve takrir ve halki ve hulki sıfatları dur. Demek sünnet-i şerif degende Peygamberimiz Aleyhisselam'ın etken sözleri, kılgen işleri ve takrirleri ve hılkatlardaki ve hulklardaki sıfatları düşünülür. İmam-ı Azam Kur'an-ı Kerim'den hüküm topan meseleler ana şu sünnetke müracaat kılar ediler. Lekin sünnetlerinin bazılarından üstün koyuşluk yukarı koyuşluk derecesini okuşunun usullerinde bar nesi idi. Mesela kavli sünnet bilen fiili sünnet olsa yapıradığım bu şey. Kavli sünnet degeni aytgan sözleri. Fiili sünnet degeni kılgen işleri. Yani şu hususta kavli sünnetlerini fiili sünnetleri yakarken de üstün koyardılar. Çünkü fiili sünnetleri özleriye has bolgan iş bolışı mümkün. Ve şu bilen birge mutawatir hadis ve ahad hadis birbirge zıt gelse, ularının ortasının cemleşlik imkaniyeti bulması mutawatir hadiske amal kılardılar. Mutawatir hadis, mutawatir haber o şey yukarıda etkenimiz. Onu hiç yalganga şu derecede köplep raviler rivayet kılgeniden, onu yalganga çıkarışlık tasavvur kılınmaydıgan hadis, haber. Ahad o şey ravilerinin tabakası da bitti adam rivayet aralaşıp kalan hadisini ahad deyiler. Hadisini cam kılış imkaniyeti olsa cam kılardılar. İmkaniyeti olmasa mutawatir hadiske amel kılardılar. Misal keltiradigan bo'lsak, Peygamberimiz Aleyhisselam hac paytida Arafat'ta peşin ve asr namazını cam kılıp okuyanları var. Yani peşin vakti de asr namazını ham peşinden keyin ado qilganlar. Ve şu bilen birge Muzdalife'de Şam namazı bilen Xuftan namazını birge koşup cam kılganları, ado kılganları bu mutawatir yol bilen hadis şerif yetip kirgen. Cüda küçülü yol bilen yetip kirgen rivayetler bilen. İkinci başka haberde ahad haber, ahad yol bilen kelgan holat Peygamberimiz bazı seferlerde o şey bazı namazlarını cam kılgen degen haberini yetip gelişim. Bu ahad haber. Lekin Peygamberimiz Aleyhisselam aslında namazlarının hemmesini uz vakti de ada etkenler. Degen küçülü haberler var. Şunun için bana bu ahad hadisini İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh düşünceleri kuyuda gidik düşünemiz bu hadisini dediler. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam seferlerde bazı namazlarını cem kılardılar degenleri bu körünüşte cem bugün. Yani bir namazını ahirgi vakti okup ondan keyin keliyetken namazını avval vakti okuyanlar. Şimdi taşkardan karab türgen adamge goya ki bir namazını ikinci keyin keliyetken namaz bunlar koşup okudu degendik körüngen. Aslında vakıya o şey başkaça bugün yani bir namazını ahri vakti okuyanlar, keyingi namazını avvali vakti okuyanlar. Bunun misal tarzı keltiradigan bo'lsak, sözümüzünü kuvvetlediğin bo'lsak, İmam-ı Tirmizi'nin camiyelerde keladi. Bir namazını ahri vakti okuş ve keyingi namazını avvali vakti okuş,
Abdullah ibn Umar'ını safarda kılgan amellerden dur degen sözler kelgan. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma sahabelerinin içinde Peygamberimiz aleyhisselamın sünnetlerini cüda mahkem tutgan, her bitti kıladigan işleri de Resulullah'ı okşap kılıçlıkla hareket kılar ediler. Mesela bir cahide Resulullah oturup dua kılgan basılı, oturup dua kılgan, o şey cahide. Bir cahide Resulullah turup dua kılgan basılı, o kuşa hem ana şu cahide turup dua kılganları kılar. Şu derecede Resulullah'ı okşaşlıkla hareket kılardılar. Bu İmam Tirmizi'nin bu sözlerinden malum oladı ki, ana şu Peygamberimiz ki, her bitti amelde okşaşlıkla hareket kılgan sahabi Abdullah ibn Umar, radıyallahu anhuma, seferge çıkanları da o şey, bir namazını ahirgi vaqtda ve keyingi namazını avvalgi vaqtda okuyanları o kişinin amellerinden degen sözleri gapimizni inşallah tasdiqlab qo'yadi. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhini hujjat hukm chiqarishlikda suyanadigan üçüncü manbaları bu icma edi. İcma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin sahabelerini bir hukumda, bir meselede ittifakları ve icmaları düşünüledi. Ulardan keyin müştehid, fakih imamlarını icmaları düşünüledi. Demek Peygamberimiz aleyhisselam davrlarda bulmagan bazı hukumlarda sahabeler icma kılıp hukum çıkarganları haberleri kitaplarımızda zikir kılınladı. Bir gün misal bilen sözümüzü tasdiq edeyim olsak, Hazreti Umar radıyallahu anhu zamanları da bir mesele de Hazreti Umar söz dediler. O hem olsa, bir adam olsa, ondan mirasxor ata anası kalsa, farzandları bolmasa ve ölgen adamını aka ukalari ham bolmasa. Ana shunday holatda ona merosni 3dan 1ini oladi. Bu oyat karimada bayon qilingan. Bir masala chiqdi Hazrati Umar zamonlarida bir ayol vafot etdi. Otasi, onasi qolgan va eri qolgan. Masala 6dan olinadi. Er bunday holatda merosning yarmini oladi. 6dan olinsa demak 3i ketdi. 3i qoladi. Yuqoridagi aytilgan masalaga qaraganda farzand yo'q, aka-ukalar ham yo'q. Ona bu masalada merosni 3dan 1ini olish kerak. 6dan 3dan 1i 2 hissa bo'ladi. Agar onaga 2 hissa berilsa, otaga shunda 1 hissa qoladi. Bunday holat merosni manbasiga merosni umumiy qoidasiga to'g'ri kelmaydi. Merosning umumiy qoidasi lizzakari mislu hazzil unsayayn. Er kishi uchun ikki ayolning nasibasi miqdoricha. Bir erkakka meros bo'linganda bir erkakka, masalan bir o'g'ilga ikki qizni ulushi tegish kerak. Mana bu holatda onaning ulushi otaning ulushiga qaraganda 2 hissa ko'payib ketyapti. Demak, merosni umumiy qoidasiga to'g'ri kelmadi. Shunda Hazrat Umar hukm chiqardilar. Er ana shu merosning ulushini olgan, merosdan ulushini olgandan keyin, 6dan 3ini olgandan keyin onaning ulushini ana shu qolgan 3dan chiqarib beramiz. 3 ulush qolgan bo'lsa, qolgan o'sha 3 ulushni 3dan 1i bu bitta hissa bo'ladi. Shunda 2 hissa qoladi, 2 hissa otaniki bo'ladi dedilar. Va xuddi shunga o'xshagan boshqa masalada ham Hazrat Umar fikr aytganlar. Bir erkak o'lgan, ayoli qolgan va ota-onasi qolgan. Ularni o'sha merosini taqsimotida ham xuddi ana shu yo'lni tutganlar. Shuning uchun bu masalani ikki Umariya masalasi deyiladi. Tarixda ana shunday nomni olgan masala. Hazrat Umar radıyallahu anhu bu hukmni aytganlarda hamma sahobalar ana shu hukmga ijmo qilishgan. Hamma sahobalar shu hukmga ittifoq qilishgan. Demak, ijmo bu sahobalardan qolgan ularni tutgan yo'llari ekan. Imom Azam rahmatullohi alayh aynan ana shu sahobalarni ijmolarini shariatda o'zlarining fiqh usullarida hujjat qilib olganlari keladi.
İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhine fikte törtüncü suyen edigen menbeleri bu kıyas. Kıyas ne mi? Kıyas bir meseleni halal, bir hükümünü halal ya ki haramlığı da delil kemeyen. O şey delili kelmeyen hükümünü delili kelgen hükümge koşuş. Delili kelgen hükümge ilhak kılış. Delili kelgen hükümünü sebebini örgenip, ana şu sebep delili kelmeyen hükümde hem tapılsa, ana şu delili kelgen meselege bayağı delili kelmeyen hükümünü kıyas kılıp koyuşunu, ilhak kılıp koşup koyuşluğunu kıyas değiller. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den özlerini, hayatlardan, özlerini, sözlerden hem yani şu kıyas kelgenleri kitaplarımızda zikir kılıngan. Bani Khath'am kabilesinden bir ayol kelip Resulullah'a müracaat kıldı. Şimdi manada Allah'ın Resulü. Otam hac kılmak için, lakin kudreti yetmeydi. Ulağda otura almaydı. Eğer otamın oranına hac kılsam ötedi mi? Degani de ayol Peygamberimiz aleyhisselam şu oranda ayolunun özüge savol verdiler. Şu manada. Eğer otanın zimmasida qarzı bolsa, qarzını üssen öter miydi? Ha ötedi dedi ayol. Şunda Peygamberimiz aleyhisselam fedeynullahi ahakku ve evle. Allah Teala'nın qarzı haqliroq narsa ve avlaroq narsa dediler. Allah'ın qarzı üstünroq turadigan narsa. Yani Allah'ın qarzını ado qilib qo'y. Mana şu sözlerde Peygamberimiz otanın qarzını boyagi uzishlikka zimmalaridagi hac ibodatini ado qilib qo'yishlikni qiyos qilyaptilar. Mana şu qiyos qilishlik shariatda bor. İkenliği Peygamberimiz Aleyhisselam'ın uzlarını, hayatlarındaki bir vakıya. Ana şu göre İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh kıyasla amal kılgenler. Şu bilen bir ge, o kişinin hüccetleri ve berçe kıyastaki ulamalarımızın hüccetleri Peygamberimiz Aleyhisselam sahabilerden Muaz ibn Cebel radıyallahu anhunu Yemen'e cüneti etkenleri de Muaz ibn Cebel'e aytadilar. Agar senga bir mesele çıksa, nima bilan qanday hukm qilasan? Shunday ma'noda dedilar. Qanday hukm qilasan? Shunda Muaz ibn Cebel Allohning kitobi bilan hukm qilaman. Allohning kitobini topa olmasang-chi, Rasulullohning sunnatlari bilan hukm qilaman dedi. Rasulullohning sunnatlaridan ham topa olmasang-chi deganlarida Muaz ibn Cebel ajtahidu ra'yi va la alu. Men o'zimni rayim bilan ijtihod qilaman va bu ijtihodimda aslo bo'sh kelmayman. Ya'ni astoydil ijtihod qilaman. Ijtihoddan murod qiyos, ya'ni qiyosni majoziy ijtihod deyiladi. Ana shu narsani muazzim jabr ijtihod qilaman degan so'zlardan qiyos qilaman degan so'zlarni ham tushunsak bo'ladi. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom muazzim jabrni ko'kraklariga urib kolları bilen Elhamdülillahillezî veffak Resûle Resûlillâhi limâ yuruldî Resûlallâhi. Resûlullah'ın elçisini Resûlullah'ın razı kıladigen işge muvaffak kılgen Allah Teala'ya hamdü sanalar bulsun. Dip, ana şu mübarek sözler bilen Muaz ibn Cebel'ini aitken sözlerini tasdikle koyuyordular. Demek bana şu vakıya Peygamberimiz Aleyhisselam Muaz ibn Cebel bilen kurgan suhbetleri şeriyette ictihad varlığı, şeriyetimizde hukum çıkarışlığı da kıyas varlığı katta hüccetlerden bittes hesabına. Demek İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh o şey hukum çıkarışlığı da şu törtüncü menbeleri kıyaske müracaat kırgenler. Lekin hadis turgan peytte qiyosga u kishi murojaat qilmaganlar. İmam Azam rahmetullahi aleyhga xalifa Abul Mansur dan xat keladi. Menga yetib kelishicha qiyosni hadisdan ustun qo'yar ekansan degan
mazmundagi so'zlar bo'ladi xatda. Shunda Imom Azam bu xatga javob yozib yuboradilar. Ish siz aytgandek emas. Men Alloh taoloning kitobidan va topolmasam Rasulullohning sunnatlaridan va topolmasam Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali'nin so'zlaridan olaman. Ulardan ham topolmasam boshqa sahobalarning so'zlaridan olaman. Agar sahobalarning so'zlarida ixtilof bo'lsa, so'ng o'zim qiyos qilaman, so'ng o'zim ijtihod qilaman. Alloh taolo bilan bandalarning o'rtasida hukm chiqarishlikda qarindosh urug'chilik yo'q degan mazmunda xatlariga javob yozib yubordilar. Demak, bu so'zlardan ma'lum bo'ladiki, Imom Azam rahmatullohi alayh ana shu hadisga bor bo'lsa, ana shu hukmda hadisga amal qilganlar va qiyosni chetga surib qo'yganliklari ma'lum bo'ladi. Bu janob bu zot yashaganlariga ancha zamonlar o'tdi. Lekin tarixda ba'zi bir yozilgan narsalarga suyanib, ba'zi bir yozilgan narsalarni o'qib yoki ba'zilardan eshitib har xil fikr yuritadigan insonlar ham chiqishi bu tabiiy narsa ekan. Bir muhaddislardan, ulug' zotlardan Abu Bakr bin Abi Shayba rahmatullohi alayhi musannaf degan kitob yozganlar. Musannaf degan kitoblarida o'sha hukmiy hadislarni jam qilganlari keladi. Ana shu hukmiy hadislarni fiqhi tartibga moslab jam qilganlar. Ana shu kitoblarida ba'zi joylarda ba'zi hadislarni zikr qilib qo'yganlardan keyin oxiriga o'zlarining fikrlarini aytib qo'yganlar. Fikrlarida bu hadisni Abu Hanifa, ya'ni Imom Azam aksini aytgan, bu hadisni olmagan degan ma'nodagi gaplarni yozib qo'ygan. Ulamolarimiz Alloh taoloning ularga marhamati bo'lsin. U kitobni boshdan oxirigacha sinchkovlik bilan o'rganib qarasalar, xuddi o'shandek fikr 125 ta joyda yozilgan ekan. U fikrlarga endi ulamolarimiz o'zlarini kuchli dalillari bilan, hujjatlari bilan o'zlarini raddiyalarini aytib qancha-qancha kitoblar bitganlar. Ana shunday zotlardan biri Muhammad Zohid Kavthari rahmatullohi alayhi bo'ladilar. Buyuk muhaddis, usuliy olim hisoblanadilar. Bu kishi ana shu Ibn Abi Shaybani yozgan fikrlari to'g'risida har bitta hadisni alohida o'rganib, har bitta hadisga barcha hujjatlarni yig'ib, o'zlarini fikrlarini aytib An-Nukatut Tarifa degan alohida kitobni bitib qo'yganlar. Birgina misol keltiradigan bo'lsak, Ibn Abi Shayba Musannaf kitoblarida bir hadisni keltiradilar roviylari bilan. U hadisni mazmunidan shunday narsa chiqadi. Payg'ambarimiz alayhissalom safning orqasida jamoatda yolg'iz o'qigan odamni ko'rib, unga boshqatdan yangidan namozni qaytarib o'qib olishlikka buyurganlar. Demak, bu hadisdan ma'lum bo'ladiki, safning orqasida yolg'iz o'qigan odamni namozi namoz bo'lmaydi. Deb o'sha hadisni keltirganlarda o'sha hadisni oxiriga Imom Azam Abu Hanifa buni aksini aytgan. Buni teskarisini aytgan degan boyagi fikrlarini aytib qo'yganlari bor. Ulamolarimiz tekshirib hujjatlarni hammasini yig'ib, o'sha roviylarni sanadlarini hammasini o'rganganlarida shu narsa ma'lum bo'ladiki, ana shu sanatda roviylarning ichida ba'zi roviylarni aqlida nuqsonlik o'rganiladi, uni hujjat bilan tasdiqlab beradilar. Shu bilan birga Imom Azam bu masalada boshqa hadisni olganliklari, boshqa hadisga tayanganliklarini aytib o'tadilar. Bu boshqa hadis Abu Bakr radhiyallohu anhu dan kelgan hadis, rivoyat qilingan hadis. Abu Bakr radhiyallohu anhu ana shu safni orqasida bir o'zlari yolg'iz namoz o'qiydilar. Namozdan keyin payg'ambarimiz alayhissalom Abu Bakrga Alloh taolo seni ixlosingni ziyoda qilsin, boshqa bunday qilma dedilar.
Peygamberimiz kaytadan okuva, başkatın okuva demediler. Başka bunu da kılma. Degen sözlerini İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, Hanefi ulamalarımız başka kılma degeni namaz nuksanlı oldu. Namazda makruh oldu. Makruh buna namaz oldu. Degen mananı ifade edildi. Demek yalnız arkada, safni arkasında bir kişi cemaat bile namaz okup oysa, onun namazı namaz degeni çıkardı. Lekin makruh oldu. Kerahiyetli oldu. Mana bu hükümünü barcha fuqahalar olganlar fakat İmam Ahmed ibn Hanbal o şey yukarıdaki hadiske amel kılıp yalnız okuyan adamın namazı namaz emas dediler. Başka fakihler, başka muhaddisler hammalari ana şu ikinci meseleni etkenler. Yalnız okuyan adamın namazı namaz bo'ladi, lekin makruh bo'ladi degan fikirge kelganlar. Xuddi ana shunday bazı meselelerde bazı adamların ana shunday to'g'ridan to'g'ri sözlerini alıp şunaqa hadisini almagan ekanlar degan fikirge boradiganlar avval o'sha fikirge borishlikdan oldin juda chuqur o'rganishlari kerak. Bu narsalar hammasi o'rganilgan, tasdiqlangan, bizgacha alhamdulillah hujjat bilan yetib kelgan. Hech yana hozir qaytadan uni talashib, tortishib, ixtilof qilishlikka hojat yo'q. Umumiy xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Imom-i Azam rahmatullohi alayhi hadisga ana shunday amal qilganlar. Bir hadisga amal qilmagan bo'lsalar, demak u kishi tayangan, u kishi suyangan, u kishi e'tibor qilgan boshqa hadis sharif bo'lgan. Mana bu masalani demak to'g'ri tushunib olmoqligimiz lozim. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhinin fiqhdagi usulleri ana shundan iborat edi. Allah Teala'nın o zotga ve ulamalarımızga marhamati, rahmeti bo'lsin. Biz ahli ilimler ana shu haqiqatni yaxshi anglab, o'rganib, hayotimizga tatbiq qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lmoqligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.